Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere sevginizle izlerken keyif alacağınız en iyi aşk filmlerini derledim. Umarım filmleri izlerken sizler de benim gibi keyif alırsınız diyorum ve sözü fazla uzatmadan film önerilerine başlıyorum. İlk filmimiz zor bir çocukluk geçiren bir gencin orduya yazılıp evden ayrılmasını ve bu süreç içinde bir de deliler gibi aşık olmasını konu alıyor. Film normalde tam hafta sonu tadında kategorim eklemelik bir filmken aşkın her evresini işlemesiyle sevgiliyle izlemelik kategorimde kendine yer buldu. Film beni her açıdan tatmin etti. Özellikle film o kadar hayatın içindendi ki film boyunca başroldeki adamımızın yerine kendimi koyarak izledim. İlk tanışma, aşık olma, ayrılık ve daha fazlası. Şöyle aşkın her evresinin işlendiği, yer yer keyifli, yer yerde hüzünlü bir şeyler arıyorsanız bu film size ilaç gibi gelebilir. Sıradaki filmimizde zengin, kültürlü, yakışıklı genç bir adamımız var. Fakat hayat bu ya, adamımız bir kaza sonucunda felç kalıyor. Tam hayatın anlamsızlaştığı, ölüm fikrinin mantıklı geldiği zamanlarda karşısına bir garson kız çıkıyor ve tüm hayatı değişiyor. Film benim gözlerimi sulandırdı. Şimdi sizden de gizleyecek değilim ama aramızda kalsın. Game of Thrones dizisinden ejderhaların annesi, kudretli Emily Clark'ı böyle tatlı, kıpır kıpır bir rolde görmek sizi epey şaşırtacak. Haydi filmin tadını çıkartın. Şimdi filmimiz 5 yaşından beri çok sıkı iki arkadaş olan bir erkek ve bir kızı konu alıyor. Bu ikilimiz birlikte şahane zaman geçiriyor ve çılgınlar gibi eğleniyorlar. Fakat 18 yaşlarında yaptıkları çok basit gibi görünen seçimler onları çok farklı yollara sokuyor ve onlar da aradan yıllar geçmesine rağmen bu durumu sorguluyor ve bir çıkış yolu arıyorlar. Öncelikle başrollerdeki isimlerden olacak, bu konuyu onlarca kez izlemiş olmama rağmen bu film bana hiç klişe gelmedi. Bazen erkeğe kızdım, bazen ise kıza. Fakat ikisinin de birlikte olduğu sahneleri çok sevdim diyebilirim. Bakmayın bu filmi size sevgiliyle izlemelik kategorimde tavsiye ettiğime. Arkadaş ortamında da keyifle izlenebilecek, ders çıkartılabilecek harika bir film. Before serisini bilmeyen yoktur sanırım. Onun tadında ama ondan farklı bir film olmuş, Before We Go. Çok sakin, merak uyandırıcı, aksiyonu olmayan, uzunca bir konusu olmamasına rağmen akıcı bir film. Tren yetişmek için koştur koştur gara gelen ve bu sırada o gece hayatının en güzel anlarını ona yaşatacak olan adamın önünden geçerken telefonu düşüren genç kızımız maalesef trene yetişememiştir. Ne yapacağını bilmeden ortalıkta koştururken Nick telefonu alarak Brock'un yanına gelir. İyilik yapmak isterken aslında kendini bir bilinmezin ve tutkulu bir aşkın pençesine atan Nick için o gece yaşanacaklar, belki de hayatı boyunca yaşayamayacağı en güzel anılar olacaktır. Gidecek yeri olmayan Brock'a yardım etmeye çalışırken başlarına birçok şey gelecektir. Ve bunlar onların arasındaki gizemli bağı gitgide kuvvetlendirecektir. Aslında yabancı iki insan olsalar da birbirlerinden o kadar da farklı değillerdir. Yıpranmış iki kalp ve bitmek bilmeyen pişmanlıklar. Gecenin sonunda ise kazanan ikisi olacaktır. Ta ki ayrılık vakti gelene kadar. Dünyanın en farklı ve en tatlı filmi bu olabilir. Hatta bakın şimdi bu filmi izlemeniz için tek bir soru cümlesiyle sizi ikna edeceğim. Ya yatak odanızdaki elbise dolabının içine girip gözlerinizi kapattığınızda zamanı geri alabiliyor olsaydınız? Şimdiden filme daldınız değil mi? Peki ya zamanda bir şeyleri değiştirdiğinizde başka şeyler de buna bağlantılı olarak değişiyor olsaydı? Tatlı bir gizem var değil mi? İşte ben de tam olarak buna vuruldum. Tabi bir de kerküleriyle masum masum bakan Rachel'a. Aşk, fantastik, farklı bir dünya. Her şey nefis bir şekilde filme sokulmuş. Haydi filmin tadını çıkartın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.